HDP açısından bunun yakalanabileceğine dair bir gösterge yok. Yani kişisel kanaatim, yani HDP'nin %6-7'lerden onları geçebilecek bir performans ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Yani bunlar farklı seçimler. Bağlamları farklı, motivasyonları farklı. Yani orada Selahattin Demirtaş'ın %10'a yaklaşması HDP'nin de bugün aynı oyu alabileceği anlamına gelmiyor. Dinamikleri farklıydı. Bir kere orada muhalefetin birleşmesi, tek aday göstermesi ve bunun da kitlede yetersiz görülmesi oy kaymasına sebep olmuştu. Farklı. Yani siyaset yapmanın tek yolu meclise girmek değil ve siz girmezseniz de bir toplum kesimi, büyük bir toplum kesimi dışarıda kaldı, temsil edilmedi yaklaşımda doğru olmaz. Biz eğer şöyle yaparız, alternatif meclis kurarız vesaire gibi şeyler de siyasette samimiyetsizlik anlamına gelirsin. Bu Nevruz'da silah bırakma daha ileri bir adım ve mesaj gerekir diye ben düşünüyorum. Bu da silah bırakma aşamasına geçilmesine dönük bir ifade olmalıdır. Yani yurt dışına çıkışı mı kastediyorsunuz? Yani silah bırakma ve tamamen Türkiye'ye dönük eylemlere son vermeye dönük bir çağrı olmalıdır. Bu bir anlam ifade eder. TÜSİAD önemli bir kuruluş ama eski Türkiye'nin eski aktörü pozisyonuna da kendisini düşürmemeli. Yani yeni Türkiye'de ben de varım, ben de etkiliyim, ben de söz sahibiyim diyorsa bir kere eski Türkiye'nin eski aktörü gibi, eski zihniyeti gibi, eski refleksleri, eski tavırları, böyle racon kesen, had bildiren, tepeden konuşan, efendilik taslayan şeyleri bırakması lazım.